Ahmet Kekeç seninkiler cami yaptı Hendekçi Hasan orada mısın Paris'i görmedim Hemingway'in de eğleştiği kafede oturup gençliğime hayallerime ve kitaplarıma dalmadım Diyarbakır'a gittim ama sur içinde eğleştim Rahmetli Tahir Elçi'nin kurşunlandığı sokaktan vurup bıyıklı Mehmet Paşa sokağına dalıyorsun Bıyıklı Mehmet Paşa mıydı gerçekten aklımda öyle kalmış Daralan genişleyen sokaklar labirentimsi geçişler Dört ayaklı minarenin oralarda keldanilere ait bir kilise olduğunu söylemişti mihmandarımız. Dikkatsiz bir gezgin olduğum için göremedim. Sadece Bıyıklı Mehmet Paşa ismi kalmış aklımda. Daha güneyde bir protestan kilisesi. Bir ses bir zamanlar bütün dinler barış içinde yaşıyordu bu kadim şehirde diye ünlüyor. Bir zamanlar böyleymiş. Şimdi farklılıklara hayat hakkı tanımayan ve labirentlerin de gizleyemediği bir çöl resmi var karşımızda. Sokak başları yangın yerini hatırlatıyor. Hendekler, barikatlar, kesif biber gazı kokusu umutsuz ve yılgın çehreler Upuzun daracık ve sık sık eski yapılarla kesilen, kapanan yolda ilerlediğimizde kurşunlu camiini buluyorsunuz. Süleyman Nasif İlkokuluna bakan tarihi cami, Ketenci Sokak, Üçok Sokak ve Suriçi'nin alameti farikası sayılan çıkmaz sokaklar. Sokaklar birbirine benziyor hep. Masalsı, büyülü ve gerçek ötesi bir dünyaymışsınız hissi veriyor. Surların dışını da göstermişti mihmandarımız. Dicle'nin kıyısı, Diyarbakır bağları. İstanbul'a döndüğümde bıyıklı Mem Mehmet Paşa'ya bakmıştım internetten. Bir Kürt Paşası. Bu sabah görülen lüzum üzerine yeniden baktım hafızamı tazeledim. Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış Diyarbakırlı bir Kürt paşası. Enderun'da yetişiyor. Çeşitli saray hizmetlerinde bulunduktan sonra Mirahur oluyor. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Seferi'ne giderken onu Bayburt'u almakla görevlendiriyor. Dönemin büyük alimlerinden İdris-i Bitlisi ile çalışıyor. Safebilere karşı savaşıyor ve Mardin'i, Ergani'yi, Çermik'i, Birecik'i Osmanlı topraklarına katıyor. Sonra Diyarbakır Serdar'ı ve Beylerbeyi tayin ediliyor. Diyarbakırlı Bayındırların çok sevdiği ve Fatih Paşa ismini verdiği Bıyıklı Mehmet Paşa şu an Kurşunlu Camii haziresinde metfun. Bu kadar Google bilgisi için. Hendeklerden ve barikatlardan bildiren Hasan Cemal'in saygılı bir hoşgörüyle andığı YDGH militanları önceki gün Kurşunlu Camii'ni ateşe verdi. Bir diğer ismiyle Bıyıklı Mehmet Paşa Camii. Hendek kazan barikat kuran hayatı yaşanmaz hale getiren sözüm ona özgürlük savaşçılarının son cinayeti bu oldu her melaneti işlediler kesmedi.'' Dağ adam kaldırdılar, yol kestiler, halktan haraç topladılar, hendek kazdılar, barikat kurdular, yollara mayın döşediler, roket atarlarla asker polis öldürdüler, çorbacı taradılar, hamile polis eşlerine kurşun yağdırdılar, kendilerini asayiş birimi yerine koyup ulu orta trafik denetlemesi yaptılar. Bunlar kesmedi, şimdi cami yakıyorlar. Bu cinayete HDP'den tepki bekliyoruz, HDP destekçilerinden tepki bekliyoruz, Doğan Medya Grubu'nun gönüllü maşalarından tepki bekliyoruz. Hendeklerden ve barikatlardan bildiren Hasan Cemal'den tepki bekliyoruz. Kürtle Türk'ü kardeş kılan değerlere vahşice saldıran, gözü dönmüş YDGH çetelerine karşı amasız, fakatsız, lakinsiz bir kınama bekliyoruz. En çok da İsmi Selahattin olan şahıstan bekliyoruz. Herhalde ismini taşıdığı büyük kumandanın büyük Fatih'in hatırını gözetecek. Osmanlı dönemindeki çeteciler bile bunu yapmadı. Size ne oluyor çocuklar diyecektir. Ahmet Kekeç, Star.